Başkanım, 14. düzenlenen İBAG Tech Fuarındayız. Sizler de birçok standı ziyaret ettiniz. Öncelikle fuarla ilgili gözlemleriniz ve değerlendirmeniz nelerdir? Evet, Türkiye'de gıda sektöründe öncelikle pastacılık, fırıncılık sektöründe düzenlenen en büyük fuar. Yani katılımcı sayısına baktığımızda, firma sayısına baktığımızda 2022 yılında 2 yılda bir düzenlenen bu fuar bu sene 30 bin metrekare bir alana sahip. Yani 2 sene önce 27 bin alana sahip olan katılımcı firma sayısı bu sene daha da arttığını görüyoruz. Geçen sene 300 firma katıldıysa bu sene 300'ün üzerinde bir firmanın katıldığını görüyoruz. Ve fuarı geçen sene 80 bin kişi gibi çok büyük bir ziyaretçi ziyaret etmiş oluyor. Bu sene 80 bin üzerinde bir ziyaretçi bekleniyor. Bu 80 bin üzerinde yaklaşık 90 bin ziyaretçinin 115 ülkeden de katılım sağlanmış oluyor. Dolayısıyla fuarın büyüklüğünü anlatacak olursak bu rakamlar yeterli olduğunu görüyoruz. Yine 300 küsür firmadan 21 tane yabancı firma bu fuarda yer almış oluyor. Yani Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak, fırıncı esnafı olarak, pastacı esnafı olarak, simitçi esnafı olarak fuarlar bizim vazgeçilmezimiz. Yani esnafımız kendini yenileceği zaman özellikle sürekli 24 saat açık olan işletmelerimizde iş yeri sahipleri firma firma gezip yenilikleri görmesi mümkün değil. Dolayısıyla 300 küsür firmanın katıldığı bu fuarda sektörle ilgili her fuarda yeni bir yeniliği görüyor. Yani bir önceki fuardan 2 sene geçen süre içerisinde nasıl bir yenilik olduysa bu fuarda onu görme fırsatına sahip oluyor ve ihtiyacı olan ürünü alma imkanı yakalıyor. Eğer gelen esnafımız burada alması gereken ürünü bugün alamıyorsa onun bilgisini alıp zaman içerisinde kendini yenilemiş oluyor ve ihtiyacı olan makineye sahip olmuş oluyor ve bununla birlikte kendini yenileyerek tüketici olan halkımıza daha iyi hizmet vermiş oluyor. Onun için fuarlar bizim için önemli. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak da tüm oda başkanlarımızla birlikte, yöneticilerimizle birlikte fuarda yerimizi aldık. Bizim ev sahipliğimizde. Diğer fırıncı esnafımız da bu 90 bin ziyaretçi açısından kendi imkanlarıyla gelip fuarı ziyaret etmektedir. Bugün birinci günü fuarımızda bizle birlikte Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız beraber oldu açılışta. Yine Konfederasyon Genel Başkan Vekilimiz bizimle birlikteydi. Bu akşam Dünya Fırıncılar Federasyonu Başkanımız ülkemize gelecek ve fuar için geliyor. Bizim misafirimiz olacaklar. Aynı şekilde Dünya Fırıncılar Federasyonu Genel Sekreteri fuara katılım sağlayacak. Yarın onunla birlikte fuarı ziyaret etmiş olacağız yine. Peki başkanım, birçok yabancı katılımcı ve ziyaretçi ağırlandı fuarda. İBAG Tech Fuarı'nın uluslararası anlamda sektörünüze katkısı ne olacak? Mutlaka şimdi yabancı ziyaretçiler, 115 ülkeden gelen bizim firmalarımız, yerli firmalarımızın birçoğu bunun ihracatını yapıyor. Dolayısıyla ülkemiz açısından da çok büyük önem arz ediyor. Makine ihracatımızı ne kadar arttırırsak ülkemize o kadar fazla döviz girmiş olacak. 115 ülkeden de ziyaretçinin gelmesi, 90 bin ziyaretçinin içerisinde ben ciddi rakam oluşturduğunu düşünüyorum. Ben her geçen gün sektördeki makine ihracatının birçok ihracat gerçekleşiyor, daha da artacağını düşünüyorum.